Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bloger Zohid Jumayevman. Tak, bugun mavzumiz nima deydi? Mana kuz-qish mavsum masalasi bo'yicha hozirgina to'xtalib o'tsak, men bekorga to'xtalib o'tayotganim yo'q. Mana prezidentimizga rahmat, bosh vazirga, boshida qancha vaqtdan beri necha martalab chiqib aytdi, baraka topkurlar, qish bu yil sovuq keladi, tayyorgarliging ko'r dedi. Lekin afsuski, mana shu narsani pastdagi rahbarlar e'tiborga olishmadimi? Har yilgi qishda chala qor yog'adi, chala yomg'ir yog'adi, shu bilan o'tib ketadi deb ko'plari mana shu narsaga rahbarlar xo'ja ko'rsinga deydimi, ishlarni qilib qo'yib, hammasi qog'ozda bo'ldi deb hisoblayman. Bu endi meni shaxsiy fikrlarim. Lekin Ramatov mana yig'ilishlarda qancha gapirdi, bosh vazir qancha gapirdi, lekin bir tinga olmadi deb o'ylayman. Mana shuning uchun mana shu keskin mana aynan Jizzax viloyati, qolgan viloyatlarni bilmayman. Jizzax viloyatida juda qattiq qish keldi deb hisoblaymiz. Bunaqa qish hali anchadan beri bo'lgan yo'q, lekin o'sha narsalargacha hattoki prezident aytib o'tdi, bu yil anomal qish, sovuq juda qattiq keladi. Tayyorgarlikni qattiq ko'ringlar deb. Aynan mana yo'llarda muzlamalari biz bir necha bor tanqid qilishimizga qaramasdan keskin bizlarga naborot yomon ko'rishdi. Biz ham nima? Mana shu prezidentimiz siyosati to'g'ri ketishida o'sha narsalar bajarilyaptimi, yo'qmi? Mana shu narsani aytib borish biz blogerlarni vazifasi, jurnalistlarni vazifasi. Hozirgi kunda prezidentimizga rahmat aytamiz, chunki oldindan har bir narsani, chunki men o'ylashimcha endi ancha yil viloyat hokimi bo'lib ishlagan, bosh vazir bo'lib ishladi, mana shu strukturani yaxshi tushungani uchun gapirgan odam. Bekorga gapirmagan deb o'ylaymanda. O'ylab ko'rsangiz, zamirida aytayotgan narsasi baribir mana shu bo'layaptida. Lekin pastdagi ayrim rahbarlarning dastidan shu prezidentni nima vaqtida tayyorgarlik ko'rmadi degan fikrga boradi. Yo'q, aslida prezident hammasini qilgan. Lekin bu pastdagi bir loqayt ishlamaydigan, faqat cho'ntagini qoppaytiradigan rahbarlar bor. Ana shular dastidan xalq biroz qiynalib qoldi desam, endi men adashmasam kerak. Chunki biroz desam, ancha ham qiynaldi ko'pchiliklari. Mana Do'stlik tumanini nazarda tutadigan bo'lsam, Chinobod mahallasida chala buzilgan barak uylarda juda ko'pchiligi chiqdi. To'g'risi, hadeb ularni olib chiqishga o'zimda ham betim qolmadi-da. Bir necha bor tanqid qildik, bir necha bor bordik o'sha joyda, hattoki davlat xavfsizlik xizmatlari kelib aralashib o'sha buzbuzlarni to'xtatishdi. Shularga rahmat. Hali ham shular bor, sal nima deydi, xalqni qo'zg'alib ketmasligiga, boshqasiga, qashqasiga prezidentni siyosat to'g'ri borishda shular bor, hali ham rahmat shularga. Vaholanki masalan bu narsada hokimiyat o'zi ishlash kerak. И у ерда бузулиш масалаларга ҳокимият аралаш керак эмас, чунки ўша бекорга айтмаяпти президент, ҳокимият бунақанги насарларга аралаш керак эмас. Ўзини суд бор, ижро бор. Ўшалар қонунан ҳал қилса, мақсадга мувофиқ деб ўйлайманда, ўшандагина инсоннинг ҳуқуқлари пайвон бўлмайди. Уни бекорга президент айтганга, "Ой, ҳокимият, сен аралашга ҳаққинг йўқ, аралашма" деб бекорга айтмайди. Ерларни берма. Сабаби бу ерда ҳам мана шу замирида o'sha prezidentimizni siyosati to'g'ri, xalqni manfaatini o'ylab aytyapti. Bilmayman, pastdagilar bir bolalarni qiladi, u bechora ovom xalq tushunmaydi, keyin prezident meni qiynadi, prezident ayb yo'q. Mana kecha bir nechtasi o'zlaricha gapirib chiqib, yo'q, men u narsalarga qarshiman. O'tirib olib prezident, chekada qishloqdagi odamni kimdir borib qiynayotgan bo'lsa, uni ko'rib o'tiradigan ming ko'zli emas u, u xudoy emas, u ham bizga o'xshagan oddiy banda. Lekin ana shu tepadagilarni xalqqa yordam ber deb turadigan shaxs bu. Buni mendan ham yaxshi bilasizlar. Lekin shu men juda ko'p gapiryapman, mana bekorga gapirmadik. Tumanlardagi holatlar bo'yicha birontasi mana qish masalan Jizzax viloyatida bo'ladigan bo'lsak, umuman tayyorgarlik bo'lmadi desam adashmasam kerak-ku. Chunki mana bog'chalar, maktablar muzlab qolib nimalar bo'lmadi. Hozir remont qilib, boshqa qilib, chopa-chop endi hali bolalarni maktabga berdiydi. Sovuq ahvol ko'p joylarda. Men hozir endi mana rahmat, hozir prezidentimiz tashabbusi bilan Respublika prokuraturasi hamda Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishchi guruh tuzilib, har birtasini ko'rib, masalani joyida yechimi bo'lishida harakat bo'lyapti. Shunisiga rahmat, hali ham
şu rahbariyat kelib, respublikadan kelib ishchi guruh masalalar yechishga harakat qilyapti. No, mana shu narsani oldindan tayyorlanmagan, mana shu narsalarni qilmagan o'sha tuman rahbarlari, tumandagi o'sha mutasaddi rahbarlar mana rahbarlarni hammasini qonuniy chora ko'rish kerak deb o'ylayman. Ha, ha deb yoki bir oddigina hayfsan emas. Ularga qattiqroq chora ko'rish kerak va qolganlarga o'rnak bo'lish kerak. I kelajakda bo'ladigan ishlarni hal qilish kerak. Mana yo'lda masalasiga qaytib o'tadigan bo'lsak, men bir necha bor tanqid qilib, yo'llarni buzlamalarni aytgandan keyin chiqyapti. U nima kerak? Bloger chiqib aytgandan keyin, "O, men uchun emas, baraka topdilar. Prezidentni topshirig'ini bajaringlar." Aytyaptimi? Qilish kerak. To'g'ri, bizlar ko'rmay qolgan joylarni aytib o'tishimiz kerak. Mana shu, mana yer bunday bo'lib turibdi, mana yer bunday bo'lib. Ular sizlar bizga rahmat aytishlaring kerak. Mana shu shu joydagi kamchiligimizni bizga yordam beryapti. Shuni bartaraf qilaylik deyish kerak. Va biz to'g'ri bo'lyapti, bo'lmayapti emas. Biz tanqid qilayotgan narsalarni ham qilib borishyapti. Rahmat tuman rahbarlariga, boshqalarga. Lekin faqat shu biz bilan tortishuv, urushish, baqir, chaqir, shunaqa bizda nima deydi, bizga nisbatan har xil negativ ishlarni qilishga harakat bo'lgandan keyin. Ну, biz boshida ham aytdik, biz hech kimga shaxsiy adovatimiz yo'q. Bizga faqat mana shu, biz emas, shaxsan meni, o'zimda aytdik-da, men qolganiga javob bera olmayman, chunki hammasi hozir birovga bir narsa desang, jirt etib bir balasi chiqib turadi. Ana shuning uchun endi nima deyman? Xato qilib qo'ymanglar, baraka topkurlar. Prezidentimiz siyosati to'g'ri, faqat uni to'g'ri olib borish kerak. Ana shunda. Hamma gap ana shunda. Mana davlat xavfsizlik xizmatiga katta erkinlik berdi. Mana endi hokimlarda faoliyatlar bilan shug'ullanish boshlandi. Inshaalloh, xudo xolasa, endi yana ham tizimni kuchliroq qaratish va kuchliroq ishni olib borsa kerak deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrlarim. Hammasi. Nima deyman? Endi hozirgi kunda shu Do'stlik tumanini gapirib o'tayapman. Har safar bekorga aytmayapman, chunki mana bozorlarda chiqardik. Bu ham yolg'on bo'lsa, mana videolarda ko'rsatdik. Mana mol bozorida ko'rsatdik, qanchadan qancha tushum bo'lyapti, qayerga ketyapti, xudo biladi. Mana eng qizig'i shirkat masalasi. Shirkat masalasi hozir noqonuniy faoliyat olib boryapti desam, balki xato qilmasman, balki xato qilarman, no yarim shirkat bekor bo'lmasdan kompaniyaga rozi bo'lmasdan kompaniya tuzilib ketyapti. U pullar hozir qayerga ketyapti, hech kim bilmaydi. Ana bu pullar xalqni puli. Masalaga shularga oydinlik kiritish kerak. Dollar mana bilinib qoldi, mana hech qaysi tayyor emasligi, mana qish mavsumiga. O'sha oldingi safar ham aytganman va bundan keyin ham aytaman. Tuman hokimi, mahalla raisi, damkomlar mahalla oqsoqollarini ishlata bilish kerak. Ana shundagina u haqiqiy hokim hisoblanadi. Ishlata olmadimi, demak uni qo'lidan ish kelmaydi. Yurish kerak, yurish kerak. Mahallalar bilan birgalikda yurib, damkomlarni chiqarib, xalqni chiqarib, o'sha hech bo'lmasa mayli ko'chani ishini qilmasa ham o'sha domda yashaydiganlar atroflarini tozalanglar deb iltimos qilish kerak. Uni birovni bosim o'tkazish, birovni siqib borish emas. O'sha yerda hokim turib, mana men tumanning rahbari bo'lib sizlarga iltimos qilib kelyapman desa, jon deb chiqadi, uyalganlar ham chiqadi. Bu meni fikrlarim. Ana shunaqa, mana musorlarni qancha chiqardik, boshqa qilyapmiz. Endi masalada yana ham chuqurroq o'rganish kerak. Men shaxsan klaster degan narsasiga qarshiman. Klasterni oxirigacha tekshirib ko'rish kerak. Qanday faoliyatda, qanday holatda o'tdi? Bu bir faoliyat muntazam tekshirilsa yaxshi bo'ladi. Endi tak yo'l masalasiga kelsak, mana o'tgan yili bir necha bor tanqid qilganimizga qaramasdan yo'llar garmushkalar kesilmadi, yo'llar shu bo'yi turibdi, muzlamalar mana endi kun esa isib erimasa mana birinchi sektor rahbariga qaraydigan Navruzdan to betonkagacha chiqib ketadigan yo'l muzlab. Mana kecha 24-chi kunimi, 23-chi kuni Sirdaryoga ketdim. Umuman yurib bo'lmaydi. Bu yerdagilar ham odam, boshqa respublikaning odami emas, ular ham O'zbekiston fuqarolari. Manasdagilar ham, Navruzdagilar ham.
Umuman bir tamçı kum sepmegen. Oşa eski zamanda bizler iç kişiler hadım bu işlegenimizde oşa safhoz direktörlerine yükletilerdi. Ve oşalardan talep kılıp kıması onlarla nispeten çare kurulardı. Oşa sırayımlarına tuzlar, kumlar, kumurlar Allah'ı da saklayın. Şu safhozlu yolunu açıp duruş için. Hazır mı mı yani o? Oşa kumurlar kaybeti yaptı. Ya acıratılma yaptı mı? Yani şu meseleler diyeyim, kıtıkrak mazuda şu mesela çukurrak olgan şirket de bunu ben prokuratura ve içki işler devlet hafızlık hizmeti. Bizim zemirimizde fakat bana şu Uzbekistan'da güllab yaşaş beni. Beni fikrim bana şu halka kança yakşilik bulsa çünkü biz şu halkta nümasını oylandırız. Bir kere doğru ketin işten yapılamasanız ketin degenim gibi belki hafı bol etkendir. Hakikaten bana şu hafı boladı mı yok mu yapılamasa geçiş gerek olsa, tüman hakimiyem, içki işler mi, bu başkası mı? Sebabı bir kere gelmez. Eğer yapılanmasa ketsin işte. Halk şunu talep kıladı bir kere gelmez. Kuru oturgan için o, prezident Ahmet yaptı. Yür, yür, paske tuş, yür, halkın mamasını yeç. Kiminde ne mamama var, orada oturup alıp konada ne mamama var, ne mamama var mı? Hanama, bu işe kuça ve kuça yürüş gerek olur. Hazır ne miymiş şimdi reklamda pauza diye yaptı hazır bunu cüda bir reklama kılı yaptık yani de. Tahanaki sayar kabul etkizen ha ne mi ha şuna kadar ha davay ha. Bir tahanada oturup alatı çıkmaydı dedi. Ne mi gerek ona kadar yürüsün özünü gözü bile kursun. Bir kere gitmeydi. Maha ana oylanın otası öz gözü bile kurup oylanı rıvajlantırışka hareket kılgen joyda bereke bulat dedi. Tümen hakimi ise tümenin otası değil hani. Oşa yürüyüş gerek, hani ne mamam var. Gelinler, hani oşa domdakiler çakırıp hemmasını yığılış ötküzüp, aksakallar yığıp, atakanlar bana ben şeyde şuna kakval. Gelinler dese, iltimas kılınsa oşa şahar güllep yaşına birerdi. Biz şimdi organ edelim, bana vadide bana şuna kıyken. Başka bana aynısı, bana başka, aynen Avrupa devletlerine olsak, oşa mahallelerde şunda yığılıp, oşa cahilerde güllerse, abadanlaştırış işlerini uzlarının içi de bularak edelim. Şunu yapsalar mı? O şehirdeki aksakallar kattık işleydi. Bizde çünkü yok aksakallar mı? Çünkü o şey aksakal bari yaptı, mammasını etse o hakim yeşitmeydi. Onu mammasını yeşit bir beydi, ondan ki neyin mengenime zararlıydı. O şehrin kanın arkasında hazır şuna gelen nesil görgenip gitti. Bunu demez. Yeşim kılış gerek. Yeşim kılış gerek. Düşünmesen aksakallar çakırış gerek. Bizde de o şey Allah rahmatı Şir Aliyev mi de? Familiyası. Sayfından Şirali mi dedi, ben isimde çıkıttı. Kulası o şey hakim oldu ki 78'de aksakallarda olardı bana aman kuvveti kuda rahmetliler vardı. Mamarayı Mekke'ye vardı kuda rahmetli. Şularda yığıp, şularda maslahat sorardı. Kendi bana şehirde işe alıp varsak, ne maksak deyip, doğrusu bir hem var ama o şey tedbirkar sıfatta. Ben o şey pekte uzun bir yarışta tedbirkar edinmedik ya yaşı işler mi deyik, yok ki iş kılıp faal mı deyik, çakırıp masakat sorardı. Hani ne maksak uzgarış buladı. Diyor ki bana bunun için kıyanım bile barbur uzgarımı yaptı. Bir ürün ne maksak buladı deyip maslahatlı yeşim buladı. Bunlar da ne mi hazım demez. Ha utandı, ha onandı, ha onandı, ha otandı deyişinden başka nargı etmiyor. Bunda yıkılış gerek olmaz. Maslahatlı hoş, ne diyeyim maslahatlı toy, tarkaması da bir görev etmeydi. Çünkü aksakallarda yığıp, o şu aksakallar bilerdi, tümanda kim kanaka, kaysi adam kanaka visli adam, o şu adam bari mahallegi yapıp otadık adamlar yıkış gerek. Yani şunda gene iş buladı. Bu, kak, ne dedi, tüman fukarası, Uzbekistan fukarası degen sıfatta maslahat bu rahbarlar. Yani şunda iş zor buladı. O turbalı ve bakır, çakır, kıyamla iş bitmeydi. Yani mesela, o şu prezidentimize, ben bile ben aman kuatıflarda oldu daha yürüyordu da. Çakır olan derro aksakallar bir yine bize. Çünkü o şey bir iç kişilerde işleyemiz, bilemiz. Yani şu prezident altı turgenimiz vakti de. Çakırıp ne maksak buladı? Bana şimdi şu nakı mumma bora gen. Upetleri vulayet hakim bulmuşlardı. Ne maksak buladı? Kendi yaksak buladı degen savol cevapları bugün. Biz şunları kurgenimiz. O şeylerde maslahatı kekirip, şunlarda yiyeceğim ben giyen. Hazırca yok. Vesaretten sormaydı. Ur kellesi bu. Apar, sök, ur, ondan fayda yok. Çünkü kulasa kılış gerek. Kış, kuz, mavsumu bana ne mi olsa yani ötüp bari yaptı. Şimdi
bundan keyin masalan hamma xulosa qilgan ma'qul. Hammamiz bir-birimizga negatif izlagandan ko'ra, mana shu yechimlarni birgalikda yechgan ma'qul deb o'ylayman. Hammaga rahmat.